İşte fındık olmadığı için Ordu'da geçtiğimiz yıl millet ekonomik sıkıntıya girince bu sefer altın rüyaları, define rüyaları görmeye, kazmayı küreğe alan her yeri kazmaya başlıyor. Bunlardan vazgeçmelerini tavsiye ediyorum. Elin emeğiyle helalinden kazanmaya çalışsın. Ordu'da botanik bahçesi yapılan sahada ki burada bazı kazı çalışmaları, hafriyat işleri de yapılıyor. İşte bir yıldır aşağı yukarı süren bir çalışma var orada. Kazı sırasında işçilerin 2 küp altın buldukları, bunları kendi aralarında paylaşamayınca olayın bir şekilde jandarmaya intikal ettiği, kendileri altın hayali kurarken soluğu cezaevinde aldıkları, altınlara da jandarmanın devlet adına el koyduğu şeklinde haberler yer aldı. Yaptığımız araştırmada böyle bir olayın olmadığı, tamamen hayali ve sansasyonel bir haber olduğu anlaşıldı. Ancak Ordu ve civarında bu şekilde dedikodular çok fazla. Hatta defineci tabir edilen birçok meraklı var. Bu uğurda birçok para harcıyorlar. Bize intikal eden emniyet ve jandarma vukuat raporlarından birçoğunun başı bir şekilde belaya giriyor. Sabıka yiyorlar. Bu tür haberlere kanmasınlar. Ellerine kazma, kürek, dedektör alan bütün tarihi alanları maalesef Ordu'da tahrip ediyorlar. Çok güzel ve turistik olması gereken, gelecek nesillere bırakılması gereken birçok eserleri ve civarını kazmaları, o eserlere zarar vermeleri hem kendilerinin başının belaya girmesine, hem değerlerimizin kaybedilmesine, hem de kendilerinin birçok para kaybetmelerine yol açıyor. Bu tür haberlere kanmamaları gerekir.